Amerika'nın sarsılmaz desteğini iletmesinin ardından Rusya'dan karşı hamle gecikmedi. Rus tarafından eğer NATO Ukrayna'ya birlik yollarsa tedbirlerimiz ağır olur şeklinde açıklama geldi. Bir de NATO'da Türkiye'yi öne sürme iddiaları dolaşıyor. Gelin detaylara hep birlikte bakalım. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlıları ile Ukrayna birlikleri arasında gerilimin artması gözleri yeniden bu bölgeye çevirdi. Kiev, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığını iddia etti. Kremlin'den yapılan NATO birliklerinin Ukrayna'ya yerleştirilmesi Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için ek tedbirler almasına yol açar açıklamasına, ABD'nin en tepesinden gelen yanıt bölgede tansiyonu zirveye çıkardı. Ukrayna Devlet Başkanı da Beyaz Saray'dan gelen Rusya karşıtı tepkinin ardından bir açıklama yaptı. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlıları ile Ukrayna'nın savaşın eşiğine gelmesi üzerine Beyaz Saray'dan yapılan açıklama bölgede suları iyiden iyiye kaynattı. Ukrayna-Rusya krizi bir kez daha dünya gündeminde ilk sıralara yerleşti. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlıları ve Ukrayna birlikleri arasında ateşkes ihlallerinin artması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesinde tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor. Donetsk'e bağlı Şumi kasabasında 26 Mart'ta keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. 2 asker yaralandı. Bunun üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Donbas'ta gerilimin tırmanması nedeniyle uluslararası topluma Rusya'ya şiddetle kınama çağrısı yaptı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Omçak, Rusya'nın tatbikat adı altında Rusya sınırındaki Bryansk ve Voronezh'e ayrıca Kırım'a askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Rusya-Ukrayna sınırı, Kırım ve Donbas'ta Rus ordusuna ait 28 tabur bulunduğunu, Rusya'nın yakında sınıra ve Kırım'a 25 ek tabur sevk etmeyi planladığını belirten Omçak, bu durumun Ukrayna'nın askeri güvenliği için tehdit oluşturduğunu söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada NATO birliklerinin Ukrayna'ya yerleştirilmesi Rusya sınırı yakınlarında gerilimi arttırır. Böyle bir hareket Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için ek tedbirler almasına yol açar denildi. Açıklamada ayrıca Doğu Ukrayna'da taraflar arasındaki durum endişe verici. Bölgede çok fazla provokasyon var ifadeleri kullanıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı geniş çaplı provokasyona hazırlandığını iddia etti. Rusya'nın işgalcilerin düşmanca eylemlerine Ukrayna'nın askeri karşılık vermesini amaçladığını öne süren açıklamada, Rusya'nın ayrıca sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde askeri varlığını arttırmayı planladığını belirtti. İstihbarat Dairesi, Rus işgalci birliklerinin Ukrayna topraklarında ilerlemesini sağlamaya yönelik girişimlerin de olabileceğini ileri sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine tepki gösterdi. Zelenski, Twitter'dan yaptığı paylaşımda provokasyonlara hazır olduklarını belirtti. Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını arttırmasını gövde gösterisi olarak nitelendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise, Rusya'nın bu yolla tehdit ortamı yaratarak ateşkes müzakereleri sürecine baskı oluşturmak istediğini belirtti. Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında yükselen tansiyon, son günlerde Washington-Moskova hattında en sıcak başlık. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Moskova'nın agresifliği karşısında Washington'ın Kiev'in yanında olduğunu söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın provokatif eylemlerde bulunmasının ülkede iç savaşa yol açabileceği konusunda endişe duyduklarını söyledi. Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını arttırdığı ve Kırım'a asker sevk ettiği iddialarını da değerlendiren Peskov, Rusya Federasyonu kendi takdiriyle silahlı kuvvetlerini kendi topraklarında hareket ettiriyor. Bu kimseyi rahatsız etmemeli, kimse için tehdit oluşturmuyor dedi. Rus birliklerinin hiçbir zaman Ukrayna'daki çatışmalarda yer almadığını belirten Peskov, bu tamamen Ukrayna'nın iç çatışması. Rus birlikleri buna hiçbir zaman katılmadı diye konuştu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile Zelenski'nin bugün telefonda görüştüklerini belirtti.
Açıklamada Başkan Biden görüşmede Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladığı ifadelerine yer verildi. Görüşmede Biden'ın Zelenski'nin yolsuzlukla mücadele ve ortak demokratik değerlere dayalı reform ajandasına destek kapsamında stratejik ortaklığın yeniden canlandırılmasına bağlılığını vurguladığını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, gerilimin ve ateşkes ihlallerinin artmasının yanı sıra bölgesel gerginliğe ilişkin de NATO müttefiklerimizle görüşüyoruz açıklamasını yaptı. Ateşkes ihlallerinden dolayı endişe duyduklarını ifade eden ABD'li yetkili, Rusya'nın gerilimi tırmandırdığını öne sürdü. ABD Dışişleri'nden yapılan resmi açıklamada, Bakan Blinken, Rusya'nın Donbas ve Kırım'a devam eden agresifliği karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti denildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı paylaşımda, ülkesinin demokrasiyi korumak için ABD ile omuz omuza olduğunu belirtti. ABD'nin Ukrayna'ya farklı düzeylerde sağladığı desteği takdir ettiklerini kaydeden Zelenski, Ukrayna'yı dönüştürmek, şeffaflığı arttırmak ve barışı sağlamak konusunda kararlıyım. ABD ile ortaklık Ukraynalılar için çok önemli ifadelerini kullandı. NATO, Rus savaş uçaklarının Kuzey Atlantik, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz'de ittifaka ait jetler tarafından pazartesi günü durdurulduğunu resmen açıkladı. 6 saatte 10 kez gerçekleşen havada kapışma bugüne kadar kozların paylaşıldığı en büyük olay olarak tarihe geçti. NATO, Rus jetlerinin sivil uçaklara tehdit oluşturduğunu belirtiyor. NATO açıklamasına göre Norveç F-16'larının 2 Tu-95'in önünü Norveç kıyılarında kesti. Birkaç saat sonra 2 Tu-160 bombardıman jeti de yine Norveç güçleri tarafından engellendi. Karadeniz semalarında görülen Rus savaş uçakları için Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan çok sayıda jet havalandı. Kuzey Denizi'nde uçan Rus jetleri için ise İngiliz ve Belçika Hava Kuvvetleri harekete geçti. Rusya'nın Avrupa'nın göbeğindeki toprağı Kaliningrad yakınlarında Baltık Denizi'nde havalanan bir Rus deniz devriye uçağının önü ise İtalyan savaş uçakları tarafından kesildi. NATO resmi Twitter hesabında olayı Rus uçaklarını önleyen Türkiye, Belçika, İtalya, Romanya, Bulgaristan, İngiltere ve Norveç bayraklarını paylaşarak duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı hafta başında bir Rus bombardıman uçağının Kuzey Denizi üzerinde uçması üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetlerinin havalandığını açıklamıştı. Rus medyası yalnızca 6 saat içinde birçok farklı yerde Rus filosunun NATO'nun hava savunma sistemini zorladığını, ittifakın kurulduğu 1949'dan bu yana havada en büyük resleşmenin yaşandığını yazdı. Son olarak Yunanistan'ın Girit adasında demirleyen ABD uçak gemisi USS Eisenhower'ın bir Rus denizaltısı tarafından takip edildiği yine Rus medyasında yansıyan gelişmeler arasındaydı. Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçerek Karadeniz'e ulaşan ABD savaş gemisi Donald Cook, USS Porter ve USNS Laramie'ye katıldı. ABD ordusu görevin Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğunu açıkladı. Geminin Karadeniz'e açılmasından günler sonra ise neredeyse şimşek yüklü bulutlar havada çarpışıyordu. Rus savaş uçaklarının tehlikeli manevrası gerçekleşti. ABD'nin Avrupa Donanma Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaştığı görüntüde bir Su-24 Rus jetinin donanma gemilerine yaklaştığı görüldü. ABD ordusu oldukça alçaktan uçan jetin uluslararası sularda seyreden gemilerin yanından geçtiğini duyurdu. Rusya'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Washington, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ünlü bombardıman uçağı B-52'yi Karadeniz üzerinden uçurmuş ve bu sırada yine tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşmişti. ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı emekli Kor General Ben Hodges, Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynama çağrısında bulundu. Ukrayna medyasına açıklamalarda bulunan Hodges, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Moldova'nın Rusya'ya karşı birleşmesi gerektiğini belirterek bu Karadeniz ülkelerine birbirine yardım etme ve istihbarat paylaşma çağrısında bulundu. Hodges, ABD'de bunun bir parçası olmalı. Rus Karadeniz filosu komutanının, örneğin Sivastopol'daki yasa dışı üssünde kendini çok rahatsız hissedeceği tedbirler almalıyız. Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız ifadesini kullandı. ABD'li general, Ukrayna'nın anti gemi füzelerini alma kararı ile ABD'nin Romanya'ya keşif ve saldırı amaçlı MQ-9 Reaper insansız hava araçlarını yerleştirmesinin bölgede üstünlüğü ele geçirmeye yardımcı olacak önemli adımlar olduğunu söyledi. 2014-2018 yılları arasında Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'nı yapan emekli Kor General Ben Hodges, Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük sorunlardan biri olan Washington'ın terör örgütü YPG'ye desteğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Hodges, bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. YPG, DAEŞ ile savaşan en etkili güç olarak kabul ediliyordu. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yine hükümet bu politikayı gözden geçirip DAEŞ'e karşı yeni bir çözüm getirir ifadelerini kullanmıştı. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.